Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan 22-chi mavzu sun'iy va tabiiy yo'ldoshlarning harakati kosmik tezliklar mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Demak, boshladik. Demak, jismlar, misol uchun planetalarni demak, tabiiy yo'ldoshlar deyilganda, demak, ularni atrofida aylanib yuruvchi osmon jismlari tushunadi. Misol uchun Yer planetasini qaraydigan bo'lsak, uning bitta tabiiy yo'ldoshi bor, bu oy hisoblanadi. Endi sun'iy yo'ldoshlar deganda inson tomonidan yaratilgan, demak, osmon jismlari. Misol uchun Yer planetasini qaraydigan bo'lsak, demak, Yerni atrofida inson tomonidan demak, yasalgan kosmik kemalar, kosmik stansiyalar, sputniklar bular demak, uning Yerning Yer uchun demak, sun'iy yo'ldoshlar hisoblanadi. Endi shu sun'iy yo'ldoshlarni demak, harakatlanishi davomida harakatlantirish uchun demak, kosmik tezliklar hisoblab chiqilgan, shular bilan tanishib chiqamiz. Demak, birinchi kosmik tezlik. Birinchi kosmik tezlik bu qanday tezlik? Jismni planetaning davriy yo'ldoshiga aylantirish uchun kerak bo'ladigan tezlik. Ya'ni eng minimal jismni planetani demak sun'iy yo'ldoshiga aylantirish uchun kerak bo'ladigan eng kichik tezlik bu shu planeta uchun birinchi kosmik tezlik deb nomlangan. Demak, jismga planeta sirtidan birinchi kosmik tezlik berilsa, jism planeta atrofida aylana trayektoriya bo'ylab harakatlanadi. Demak, mana shu birinchi kosmik tezlikni hisoblab chiqaylik. Demak, planeta sirtidagi birinchi kosmik tezlik. Demak, jismga birinchi kosmik tezlikni berishimiz uchun biz jismning demak tortishish jismni o'sha jismni planetaga tortish kuchiga teng bo'lgan, demak, kuch bilan jismni jismga bir tezlik berishimiz kerak. Ya'ni g teng m ko'paytirilgan m taqsim r kvadrat teng m a markaziga intilma. Demak, eng kamida shu kuchni bersak, demak, jism birinchi kosmik tezlikni oladi. Ya'ni bu yerda demak, m a markaziga intilmani o'rniga v kvadrat taqsim r qo'yamiz. Ya'ni bu yerda v birinchi kosmik tezlikni kvadrati. Endi o'sha yerdan v birni topsak, ildiz ostida gm taqsim r degan ifoda kelib chiqadi. Mana shu ifoda, demak, planetani sirtidagi eng, demak, planetani sun'iy yo'ldoshi bo'lish uchun zarur bo'lgan eng kichik tezlik hisoblanadi. Bu birinchi kosmik tezlik deb aytiladi. Bu yerda demak g ni demak oldingi darslarda o'tdik. Butun olam tortish doimiysi, m planetaning massasi, r planetaning radiusi. Demak, buni boshqacharoq ham ifodalashimiz mumkin. Ya'ni g m taqsim r kvadrat ko'paytirilgan r deb yozsak, demak g m taqsim r kvadrat deganimiz erkin tushish tezlanishiga teng planeta sirtidagi, ya'ni birinchi kosmik tezlik bu bir teng ildiz ostida g r degan ifodadan ham foydalanib birinchi kosmik tezlikni demak ifodalashimiz mumkin. Endi Yer planetasi uchun birinchi kosmik tezlikni hisoblab ko'ramiz. Demak, g 6.67 10 darajasi minus 11, Yerning massasi 6^24 kilogram, Yerning radiusi 6400 kilometr. Demak, shu qiymatlarni qo'yib hisoblasak, taxminan Yer uchun birinchi kosmik tezlik 7.9 kilometr taqsim sekundga teng bo'ladi. Demak, taxminan masalalar ishlagan paytda 8 kilometr taqsim sekund degan ifodani ishlatamiz. E'tibor bering, bu kichkina tezlik emas. Demak, 8 kilometr taqsim sekund, ya'ni 1 sekundda demak raketa 8 kilometrni bosib o'tsa, Yerning demak sun'iy yo'ldoshiga aylanib qoladi. Endi birinchi kosmik tezlikdan foydalanib, demak, sun'iy yo'ldoshni Yer atrofida aylanish davrini hisoblasak, ya'ni v bir teng ildiz ostida gm taqsim r, u ham teng 2πr taqsim davr. Ya'ni bu yerda t sun'iy yo'ldoshning aylanish davri, shu yerdan davrni topsak, 2π r ildiz ostida r mahrajda ildiz ostida gm degan ifoda kelib chiqadi. Endi bu ifodani ham planetaning zichligi bilan bog'lashimiz mumkin. Buning uchun, demak, massani o'rniga ρ ko'paytirilgan v ifodasini qo'yamiz. Ya'ni 2π r ko'paytirilgan ildiz ostida r degani, demak, 2π r, r ni 3 taqsim 2 darajasi,
Maxrajimizda il dostunda demek j rho 4 taksim 3 pi r kub. Demek bu ifodalarını soddalaştırıp kıskarış gerek bugün hadlarını kıskartırsak demek davrının formülası t teng il dostunda 3 pi taksim j rho degen ifoda kelip çıkadı. Bu demek planetanı aylanış davrı. Birinci kosmik tezlik neticesinde birinci kosmik tezlik neticesinde yüzeye gelgen aylanma planetanın sün planet etrafındaki aylanıyorken sün yoldaşını aylanış devrini hesaplab topuş formulası. Şimdi planet sırtıdan h balandlıktaki birinci kosmik tezlikni hesaplayımız. Bunun için demek planetanı radyusuge h balandlıktını koşup koysak kifaya. Yani bu h teng izasında j m taksım r plus h ke teng bolad. Şimdi bu ifadanı ham soddalaştırış yolu bilen demek bu h teng izasında Gm taksım r köpeytirilgen ilzasında r taksım r plus h deyip yazışımız mümkün. Mana şu ifodan demek r'lerini kıskatıp böyle şunu özün beredi. Şimdi mana bu joydaki ifodamız bu birinci kosmik planeta sırtındaki birinci kosmik tezlik ifodalaydı. Demek onu önüne koysak demek h balandlıktaki birinci kosmik tezlikimiz bu h teng bu bir köpeytirilgen ilzasında r taksım r plus h degen ifodaga kelip kaladı. Demek bu mana h balandlıktaki birinci kosmik tezlikle planeta sırtındaki birinci kosmik tezlik bilan bağlanışı. Şimdi ikinci kosmik tezlik üçüncüsüge ötemiz. İkinci kosmik tezlik. Demek cisimge planetanın sırtından ikinci kosmik tezlik verilse demek cisim planeta atrafında parabolik trajektoriya boylab hareketlenir. Bunda cisim kuyaşın süni yoldaşıga aylanıp kaladı. Şimdi bu tezlik kanday tezlik? Cisim planetanın tortuş gücünü yengip, bütünle yengip çıkıp ketişi için zarur bo'lgan tezlik hisoblanadi. İkinci kosmik tezlik, yani planetanın tortuş gücünü bütünle yengip, demek taşkarıya çıkıp ketadi ve o kuyaşın suni yoldaşıga aylanıp qoladi. Şimdi bu tezlikni hisoblash için biz demek kinetik energiya formulası ve gravitasyon potensiyel energiya formulasidan formüllerini tenginleş arkalı gelip çıkadı. Bu kinetik energiya ve potensiyel energiyalarını kengi mevzularımızda batak sorarak örgüyenip çıkamız. Sizler bilen demek ispatlaştı. Demek şu ikinci kosmik tezlikle şu ifadadan faydalanırız. Demek ikinci kosmik tezlikimiz teng ilzasında yani demek 2 bu yerde bana ikinci kosmik tezlikini topsak 2 gm taksım r degen ifada gelip çıkadı. Bu demek birinci kosmik tezlikni ilzasında 2'ye köpeytirgeniga teng. Mana bu gm taksim r birinci kosmik tezlikni beryapti. Demek yer planetası için ikinci kosmik tezlikni hisoblaydigan bo'lsak, demek ilzasında 2 köpeytirgan 7.9 tahminen ikinci kosmik tezlikimiz 11.2 kilometr taksim sekundga teng bo'ladi. Demek cisimge yerni sırtidan 11.2 kilometr taksim sekund tezlik berilsa, cisim demek planetanın tortuş gücünü bütünle yengip demek kuyaşın süni yoldaşı yani kuyaş etrafı da ve yer etrafı da aylana başlaydı. Demek onun trajektoriyası parabolik trajektoriyadan ibaret bo'ladi. Şimdi planeta sırtından h balandlıktaki ikinci kosmik tezlikni yazadigan bo'lsak r'ni yoniga h'ni qo'shib qo'ysak bo'ldi. Demek bu demek ikinci kosmik tezlik h balandlıkta ilzasında 2 gm taksim r plus h'ga teng. Bu ham birinci kosmik tezlik bilan ifodalab yuborsak h balandlıktagi demek v ikinci kosmik tezlik h balandlıktagi teng ilzasında köpaytirilgan v birinci kosmik tezlik h balandlıktagi demek ifoda kelib chiqadi. Ya'ni v 2 teng ilzasında 2 v 1 ga teng. H balandlıktagi tezliklar uchun ham shu o'rinli bo'ladi. Ana endi 3-chi kosmik tezlik ifodasini ifodasini kelsak siz bilan. Demek 3-chi kosmik tezlik degani jism quyoshning ham tortish kuchini yengib, butunlay yengib, demek tashqariga chiqib ketish uchun zarur bo'lgan tezlik bu 3-chi kosmik tezlik hisoblanadi. Demek bunda 3-chi jismga 3-chi kosmik tezlik berilsa, u galaktikaning suni yo'ldoshiga aylanib qoladi. Bizning galaktikamiz Somon yo'li galaktikasi hisoblanadi. Somon yo'li galaktikasining demak markazi, ya'ni galaktika markazi atrofida harakatlana boshlaydi. Suni demak bizning kosmik kemamiz bu bizning Somon yo'li galaktikamizning markazi qutb yulduzi hisoblanadi. Demak bu jarayonda 3-chi kosmik tezlikda jism demak giperbolik trajektoriya bo'ylab harakatlana boshlaydi.
Demek bu üçüncü kozmik tezlikni hesaplaş bir münce demek mavzularını öz içiga olgani uchun uning tayyor ifodasini beramiz sizlarga. Demek üçüncü kozmik tezlik yer uchun 16,7 kilometr taksim sekundga teng bo'ladi. Endi kozmik tezlikler mana shu 3ta asosan 3ta kozmik tezlikdan iborat. Endi 4-chi kosmik tezlik degan tushuncha ham bor. 4-chi kosmik tezlik bu jismga 4-chi kosmik tezlik berilsa, u demak galaktikaning ham tortish kuchini butunlay yengib, demak galaktikadan ham tashqariga chiqib ketish uchun zarur bo'lgan tezlik hisoblanadi. Bu tezlikni hisoblash uchun juda ko'p parametrlarni hisobga olish kerak. Bu esa hisoblashlarda birmuncha noqulayliklar keltirib chiqargani uchun demek anık malumatlar yeterli bulmayan için sizlerge vermedik bu 4. kosmik tezlikle. Şimdi bana şu kosmik tezlikler ve suni yoldaşlarına dair Kepler özünün kanunlarını işlep çıkan. Demek Kepler'in 3. kanunu. Bilen tanışıp çıkamız. Demek bu kanun kanday. Yani, suni yoldaşlarını, aylanış devirleri, kvadratlarının nisbeti, aylanış radiusları kublarının nisbeti kabi bo'ladi. Demek bu Kepler'in 3. kanununu ispatlaş için biz yukarıda demek 1. kosmik tezlikten faydalanıp aylanış devrini hisoblab topgan edik. Mana şu devir formülasını ikkala tarafını kvadratga ko'tarish orqali ispatlaşımız mümkün. Yani şunu ikkala tomonini kvadratga ko'tarsak t kvadrat teng 4 pi kvadrat r kub taksim j ko'paytirilgan m'ga teng bo'ldi. Endi bu yerda t kvadrat taksim r kubni demek bitta tomonda qoldirib, qolganlarni ikkinchi tomonda qoldirsak, e'tibor bersak, 4 ham pi, mana j, m deganlarimiz ham bular o'zgarmas sonlar. O'zgarmas son demek bu o'zgarmas qandaydir bir konstanta ga teng bo'ladi. Demek t kvadrat taksim r kub degan ham konstanta bo'ladi, bo'lib qoladi. Demek bunu açıp yozadigan bo'lsak, t1 taksim t2'ni kvadrat teng, r1 taksim r2'ni kubiga teng. Demek bu mana şu ifoda Kepler'in 3. kanunu deb yuritiladi. Bu meseleler işlegan paytda demek tezlikleri bilan bog'lashimiz kerak. Demek birinci orbitasi suni yoldoshini bu orbitadagi tezligi bu 1. Uning orbitasining radiusi r1, aylanish davri t1 bo'lsin. İkincisiniki v2 teng 2 pi r2 taksim t2. Endi v1ni v2ga bo'lib yuborsak, r1 taksim r2 ko'paytirilgan t2 taksim t1 ga teng bo'ladi. Demek bu holatda radiuslari ham boshqacha, aylanish davrlari ham boshqacha. Aylanish davri bilan demek radiusni bog'lanishi mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Demek shularni keltirib o'rniga qo'ysak, demek v1 taksim v2 teng kub ildiz ostida t1 taksim t2 taksim t1ga teng bo'ladi yoki bo'lmasa kvadrat ildizasida r2 taksim r1ga teng degan ifoda kelib chiqadi. Demak, buni masalalar ishlagan paytda asosan mana shu va mana bu formulalardan foydalanib masalalarni ishlash kerak. Demak, kosmik tezliklar mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Masalalarni vaqtida ishlab boringlar. Ko'pchilik tushunmagan masalalaringizni demak guruhga tashlaysizlar va guruhda ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.